basın toplantısına davetliyiz. Öncelikle katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz diyorum. Tabii yine bugün acımız büyük. Sakarya'dan gelen şehit haberleriyle daha da üzüldük, daha da acımızı katlandı. Dün de şehitlerimiz vardı, bugün de şehitlerimiz var. Ben öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Yaralı Mehmetçiklerimiz var, korucularımız var, polislerimiz var. Onlara da Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Tabii şu anda bölgede kahramanca mücadele eden asker ve polislerimizin, güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Dualarımızla, desteğimizle her zaman onlarla birlikte. Spordan sevindirici bir haber, tabii Beşiktaş'ımızın İtalya'daki galibiyetini tebrik ediyorum. Ve bu akşam Türkiye'yi temsil edecek takımlarımıza da başarılar diliyorum. Tabii böyle bir ortamda hani buna bile sevinemeyecek bir hale geldik. Gerçekten ülkemiz çok zor günlerden geçiyor, çok zor süreçlerden geçiyor. Tabii tekrar terör meselesine dönecek olursak, hala 32 yıldır Türkiye bu hain PKK terör örgütüyle mücadele ediyor ve hala bunu yok edememiş. Gerçekten bu Türkiye açısından büyük bir problem ve bu problem çözülmek yerine gittikçe de büyüyor. Tabii son dönemlerde yapılan mücadeleyi, taarruz mücadelesini, topyekun verilmeye çalışılan mücadeleyi biz sonuna kadar desteklediğimizi ifade ettik. Ama hem Sayın Başbakan, hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın son günlerdeki açıklamalarında aslında bugüne kadar yapılmayanların itirafı da var. Hükümet PKK'ya karşı 5 maddelik bir eylem planı açıkladı. Bunun içerisine baktığımız zaman bir finans kaynaklarıyla mücadele, 2 sivil toplum kuruluşlarından çöreklenmiş PKK'larla o bölgedeki mücadele, 3. devletin içine yerleşmiş memur işçi kadrosuyla mücadele, 4. bu PKK'ya lojistik destek sağlayan başta belediyeler olmak üzere tüzel ya da yarı tüzel kurumlarla mücadele, 5. de dış desteğiyle mücadele. O zaman akla şu soru geliyor. Demek ki bugüne kadar buralarda mücadele ya hiç edilmemiş ya da eksik bırakılmış. Aslında bu bir itiraf. Halbuki siz bir terör örgütüyle mücadele ediyorsanız ona karşı, onun tüm unsurlarına karşı topyekun siz bütün gücünüzle mücadele etmek zorundasınız ki ancak bu şekilde sonuç alabilirsiniz. Yine dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada bundan sonra işte bıçak kemiğe dayanmasını beklemeyeceğiz, sabrımızın tükenmesini beklemeyeceğiz ve onların saldırmasını beklemeden biz gidip illerinde bulup, neredelerse orada bulup yok edeceğiz sözleri de bugüne kadar niye bunlar yapılmadı? Başta Kandil olmak üzere niye bunların karargahları yok edilmedi ve hatta yok edilmediği gibi işte Sincar'da ikinci bir Kandil kurmalarına göz yumuldu, müdahale edilmedi, müsaade edildi. Ya da Suriye'nin kuzeyinde PYD-YPG'nin bu kadar kendisine geniş bir alan oluşturarak oradan PKK'ya destek vermesine niye müsaade edildi? Hatta koridor açılarak onlara dolaylı yönden de niye destek verildi? Tabii bunları da haliyle sormak ve sorgulamak zorundayız. Keşke geçmişte bu hatalar yapılmamış olsaydı da PKK hem içeride bu kadar eylem yapacak bir güce ulaşmasaydı hem de Suriye'nin kuzeyinde PYD ya da YPG varlığı adı altında Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ile başka uluslararası güçlerle ittifaklar kuracak, ortaklıklar kuracak kadar meşru ve güçlü bir hale gelmeseydi.
Ama maalesef bunlar yapıldı. Ama inşallah bundan sonra doğru politikalar yürütülür ve topyekun bir mücadele verilir. Biz bundan sonra verilecek her türlü mücadelenin de sonuna kadar hem PKK'ya karşı, hem PYD'ye karşı, YPG'ye karşı yanlarında olduğumuzu daha önce de ifade ettim. Buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ama tabii hükümet tarafından açıklanan bu 5 maddelik eylem planı da eksik değerli arkadaşlar. Biz bunu zaten yıllardır söylüyorduk bunların yapılması gerektiğini. Ama bunlar da eksik. Hala yapılmayanlar var. Hala görünmeyenler var. Ya da görülüp de uygulanmayanlar var. Bunlardan bir tanesi nedir? Güvenlik boyutunda biz hala yanaşık düzen eğitim almış ya da 3 aylık, 5 aylık sözleşmeli erlerle, uzman erbaşlarla bu mücadeleyi veriyoruz. Deneyimli asker ve polislerimiz yok mu? Var. Ama yeterli değil. 32 yılda yeterli sayıda gerçekten o bölgede hain PKK terör örgütüne karşı mücadele edecek ve bunların bir kısmı mobil birlik olacak, özel birlikler hala niye yetiştirilmedi, niye yetiştirilmiyor da yanaşık düzen eğitim almış gönüllü er ve erbaşlarımız ya da sözleşmeli erlerimiz, birkaç aylık sözleşmeli erlerimiz o bölgede PKK'ya karşı mücadelede öne sürülüyor ve her gün biz şehitler veriyoruz. Buna mutlaka ama mutlaka en kısa sürede çözüm bulunması lazım. Ve özel birliklerin, mobil birliklerin yetiştirilip devreye girmesi lazım. Bunu ısrarla söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Bakın ısrarla niye finans kaynaklarıyla mücadele ediliyor? Niye bunların devlet içindeki memurlarıyla mücadele ediliyor? Sözde sivil toplum örgütleri kurmuşlar, PKK'ya destek veriyorlar. Belediyeler lojistik destek sağlıyorlar. Dışarıdan destek alıyorlar dedik. Ama kaç sene sonra iktidara gelelim. Geldiğinin 15. senesinde bunu fark etti ve uygulama yaptı. İnşallah bu dediklerimizi de dikkate alacaklar ama bir an önce almaları lazım. Çünkü PKK güçleniyor ve her gün biz şehitler vermeye devam ediyoruz. Ülkemiz de her gün maalesef PKK eylem yapacak güce ulaştı. Bunun bir an önce sona ermesi gerekiyor. Bir başka bu mücadeleye eklenmesi gereken taraf işin eğitim tarafı arkadaşlar. Eğer eğitim olmazsa çünkü o bölge genç nüfusun en yoğun olduğu bölge. Belki batıdan birkaç kat daha fazla genç nüfus var. Eğitim döneminde olan nüfus var. Bu nüfusun mutlaka ama mutlaka eğitilmesi gerekiyor. Bunların eğitiminin PKK'nın ya da başka art niyetli kişi ve kuruluşların eline bırakılmaması gerekiyor. Devletin mutlaka eğitimi önceliğini alması gerekiyor. Aynı tecrübesiz askerlerin bölgeye gönderildiği gibi şimdi bakıyorsunuz yeni öğretmen olmuş. Hani öğretmenler arasında kuş diye tabir edilen yeni göreve başlamış öğretmenlerimiz kızlı erkekli o bölgeye tayin ediliyor. Ya zaten o bölgeye tedirgin bir şekilde gidiyor. Nasıl orada istediğimiz düzeyde eğitim verecekler ki? O bölgedeki insanların, o bölgedeki öğrencilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın gerçekten bu bariyanın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyması noktasında, milli ve manevi değerlerimize sarılması noktasında, iyi eğitilmesi noktasında elbette ki ellerinden geleni yaptıklarına inanıyorum ama yeni başlayan tecrübesiz, stajyer öğretmenleri o bölgeye gönderen kafayı anlamakta zorluk çekiyorum arkadaşlar. Yani bu kafayla o bölgede PKK'nın etkisi bitirilmez. Bu kafayla giderseniz PKK orada gençleri daha çıkarmaya ve kendi kontrolü altına almaya devam eder. Oraya öğretmenin en tecrübelisini, en bilgilisini, en vatanseverlerini, milletseverlerini göndereceksin. Hakeza imamının da, hakeza devlet memurunun da, yani bütün devlet kurumlarında çalışan devlet kadrosundakilerin en tecrübelisini, en liyakatlısını, en vatanperverini göndereceksin.
Bunu yapmazsa işte o bölgeyi PKK'ya, bölge hakimiyetini PKK'ya kaptırırsın. Sadece bölgedeki PKK'nın terör eylemleriyle aldığı sonuçlar değil, seçim sonuçlarına da bakarsak geçmişten bugüne kadar son 15-20 yılda PKK'nın nerelere geldiğini, PKK'nın siyasi uzantılarının nereden nerelere geldiğini çok açık ve net bir şekilde görürüz. Onun için mücadele hala topyekûne ve sağlıklı bir şekilde yürütülüyor değil. Çok eksikleri var. Yine aynı şekilde bölge genç nüfusun fazla olması sebebiyle de işsizliğin de en yoğun olduğu bölge. Maalesef işsizliğini giderecek, bölgedeki işsizliği yok edecek hamleler de yapılabilmiş değil. Genç işsiz olunca ne yapacak? Dolayısıyla da okulda yoksa mecbur PKK'ya katılmak zorunda kalacak. Çünkü başka bir şans kalmıyor kendisine. Yani başka şansların, başka alanların mutlaka ama mutlaka tesis edilmesi gerekiyor. Tabii bununla birlikte demokratikleşme, kişi hak ve hürriyetlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılması, toplumsal hak ve hürriyetlerin de devletin varlığına ve milletin birliğini zedelemeyecek, buralara zarar vermeyecek şekilde genişletilmesi gerekiyor. Maalesef bu konuda da bugüne kadar yeterli adımlar atılabilmiş değil. Adımlar atılsa bile Batı'nın baskısıyla PKK'nın istediği adımlar atılmış ve o da bize değil, yani Türkiye Devleti'ne değil, milletine değil, devletin varlığından ve birliğinden yana olanların lehine değil, PKK'nın lehine gelişmeler göstermiş ve atılan bu sözde demokratikleşme adımlarında da hep PKK karlı çıkmış ve adeta bölge insanı PKK'nın kucağına itilmiş ve PKK'nın insafına terk edilmiş. Yani bu tür yanlış politikalardan ivedilikle dönülmesi ve doğru politikalarla, doğru insanlarla topyekun bir mücadelenin verilmesi gerekiyor. Bu verilmediği zaman korkarız ki PKK daha çok canımızı yakmaya devam eder ve nasıl 10 sene öncekinden daha güçlü bir hale gelmişse bugün, bundan bir 10 sene sonra da Allah göstermesin daha güçlü, uluslararası arenada daha meşru bir PKK ile karşı karşıya kalırız. Sınır noktasındayız. Yani şu anda sınırdayız. Ya PKK'yı yok edeceğiz kararlı topyekun bir mücadeleyle, ya da PKK'nın Suriye'de nasıl meşru bir hale gelmişse, buradaki PYD adıyla nasıl meşru bir hale gelmişse, burada da PKK olarak meşru hale gelmesine ramak kaldı. Bakın Musul Harekatı var. Musul Harekatı'nda PKK, PYD olarak var. Sadece PKK olarak yok. Ama PKK olarak da az daha giriyor. Yani belki bir sonraki hamlede PKK olarak yer alır. Onun için mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda çok ciddi, kararlı ve topyekun adımlar atması gerekiyor. Değerli basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım, tabii Suriye ve Irak'ta kan ve gözyaşı devam ediyor. Tabii Türkiye, biraz önce söyledim, 5 gün geriye gittiğimiz zaman yanlış Suriye politikalarının bedelini hep birlikte ödemeye devam ediyoruz. İşte bunlardan bir tanesi DAEŞ'in ortaya çıkması, IŞİD'in ortaya çıkması ve bir tanesi de Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin, yani PKK'nın PYD ve YPG adıyla varlığının ortaya çıkması ve geniş bir bölgede hakimiyet kurulması ve kendisine özel bir bölge oluşturması ve burada da Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bir sürü uluslararası gücün de desteğini alıyor olması. Tabii bir önce söyledim, Türkiye geçmişte yapılan hataların bedelini ödüyor. Yani o Kobani aynalı araba açılan koridorun biz bugün faturasını ödüyoruz. Daha orada PYD'nin adını duyduğumuz anda tepesine tepesine, dün dedi ya Sayın Cumhurbaşkanı, tepelerine tepelerine bineceğiz diye. İşte Suriye'nin kuzeyinde koridor açmak yerine biz PYD'nin, YPG'nin tepesine tepesine binseydik, bugün Amerika Birleşik Devletleri müttefik olarak bir PYD orada bulamayacaktı. Ama maalesef biz
bilmediğimiz için, seyrettiğimiz için, hatta koridor açıp dolaylı destek verdiğimiz için bugün PYD, YPG, Amerika ile stratejik ortaklık yapacak, Suriye ile işbirliği yapacak, Rusya ile ortaklık yapacak, İran'la kısmen ortaklık yapacak bir monta gelmiş vaziyette. Keşke zamanında tepelerine binebilseydik de bugün Suriye'nin kuzeyinde bir PYD ve YPG unsuruyla karşı karşıya kalmasak. Evet, bugün her toplantıda söylüyorum, yine söyleyeceğim. Türkiye, Fırat'ın batısı doğusu diye bir kendisine sınır çizemez. YPG ile ilgili böyle bir sınır tanımlayamaz. Fırat'ın batısı doğusu diye bir şart koşamaz. Fırat'ın doğusunda da batısında da nerede olursa olsun YPG'yi, PYD'yi imha etmek zorundadır. Hiçbir yerde, yani Kobani'de de, Münbiş'te de, Celalabad'da da nerede olursa olsun asla ve kat'a PYD'nin, YPG'nin varlığına müsaade etmemeli. Çünkü PYD eşittir PKK. Bunu hepimiz biliyoruz. PYD'ye müsaade etmek, YPG'ye müsaade etmek, onların varlığına göz yummak, PKK'nın varlığına göz yummak demek. Çünkü belki de şu anda Hakkari'de, Çukurca'daki Mehmetçiklerimizi şehit edenler Suriye'den gelmiş YPG'lilerdir. Biz bunu bilemiyoruz. Ya da bugün Münbiş'te bulunan YPG'liler Kandil'den gitmişlerdir. Ya da Türkiye sınırları içinden giden PKK'lılardır. Bu ikinin, iki kere ikinin dört olduğu gibidir değerli arkadaşlar. Onun için burada Türkiye çok kararlı bir tutum sergilemeli ve asla ve kata PYD unsurlarına hiçbir yerde müsaade etmemelidir. Yine tabii Musul Harekatı, Türkiye Musul Harekatı'ndan dışlanmak istemiştir. Ve burada Merkezi Irak Hükümeti'nin Başbakanı İbiş İbadi açıkça Türkiye'yi tehdit ederek hem Başika'daki varlığımıza son vermemizi hem de Musul Harekatı'nda yer almayacağımızı, almamamız gerektiğini adeta tehditkar cümlelerle Türkiye'ye karşı net bir tavırla ortaya koymuş. Elbette ki Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde, Başbakan nezdinde, dışişleri nezdinde gerekli cevapları vermiştir ve pabuç bırakılmayacağını açıklamıştır. Ama bundan sonra yapılması gerekenler, değerli arkadaşlar, bununla sınırlı kalmamalıdır ve Türkiye Başika'daki varlığını daha da güçlendirerek hiç kimsenin dokunamayacağı bir güce kavuşturmalıdır. Aynı şekilde Musul'da ve çevresinde telafel başta olmak üzere Türkmen varlığına orada zarar vermesinin önüne geçme adına ve orada bir mezhep çatışması çerçevesinde bir mezhepçilik savaşıyla bir katliam yaşanmasına göz yummamak adına, müsaade etmemek adına ve Musul'un hem etnik yapısının hem dediğim gibi mezhepsel yapısının yani her türlü yapısının korunması adına mutlaka ama mutlaka Musul harekatı içerisinde yer almalı. Sadece hava operasyonlarında yer almak yeterli değildir. Hava operasyonlarına birkaç uçakla Amerika'nın ya da uluslararası güçlerin, koalisyon güçlerinin müsaade ettiği oranda yer almak yeterli değil. Türkiye hem hava gücüyle, hem kara gücüyle, hem eğittiği güçlerle mutlaka ama mutlaka Musul operasyonunda yer almalı ve bu şekilde hem Türkmenler için, hem o bölgedeki Türkmen ve Arap, Kürt, Sünniler için şemsiye vazifesi görmeli ve bunların zarar görmemesini ya da en az zararla bu operasyondan sağ ve salim çıkmalarının önünü açmalı. Hem de Musul'un statüsünün korunması adına ve gelecekteki statüsünün şekillenmesi adına da etkin bir rol oynamalı ve mutlaka o masada olmalı. Hem sahada olmalıdır, hem masada olmalıdır. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın hem sahada olacağız, hem masada olacağız sözü çok kıymetlidir. Mutlaka olmalıdır
Ama sözde kalmamalı değerli arkadaşlar. Bu bir fiil gerçekleşmelidir. Sözde kalmamalı. Biz de bir muhalefet partisi olarak bunun takipçisi olacağız. Kıymetli basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım. Tabii Türkiye bir sistem tartışmasının içerisine de girmiş vaziyette. Başkanlık sistemi tartışmaları alabildiğince yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu haftaki meclisteki partilerin grup toplantılarında ana gündem maddelerinden bir tanesi başkanlık sistemi. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana şunu savunuyoruz. Biz bu sisteme karşıyız. Bu sistemin, bu düzenin değişmesini istiyoruz. Biz bu sisteme, bu düzene karşıyız derken kastettiğimiz nedir? Antidemokratik, darbe anayasasıyla yönetilen düzene karşı olduğumuzu söylüyoruz. Biz vurguncu düzene karşı olduğumuzu söylüyoruz. Biz gelir dağılımındaki de adaletsizliği zirve yaptıran düzene karşı olduğumuzu söylüyoruz. Biz haksızlıkların, zulümlerin, adaletsizliklerin olmadığı, tam demokratik ve kişi hak ve hürriyetlerinin tam olarak yaşatıldığı, basın hürriyetinin eksiksiz bir şekilde olduğu, yani tam demokratik, adil bir Türkiye istiyoruz. Bunu eğer başkanlık sistemi getirecekse o da olur. Yarı başkanlık sistemiyle bu sağlanacaksa o da olur. Parlamenter sistemle bu sağlanacaksa o da olur. Yani biz sistemin adına takılmış değiliz. Bizim için sistemin adı ikinci plandadır. Sistemin içeriği daha önemli. Gerçekten kuvvetler ayrımı prensibini tam olarak sağlayacak ve milletin arzu ettiği anlamda tam demokratik, sivil bir anayasaya Türkiye'yi kavuşturacak ve herkesin kendisini birinci sınıf hissettiği, adalete olan güvenin %100'lere yaklaştığı, kişi hak ve hürriyetlerinin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, inanç hürriyetinin önündeki tüm engellerinin kaldırıldığı, kimsenin ötekileştirilmediği, nefret suçlarının olmadığı, basının hür bir şekilde görevini yaptığı, seçim kanununun, seçim sisteminin adil olduğu, siyasi partiler esasının demokratik olduğu bir düzen istiyoruz, bir sistem istiyoruz. Yani onun için biz adına takılı kalmış değiliz. Adının ne olduğu bizim için ikinci plandadır. Önemli olan bu saydığım ilkeler, bu saydığım içeriklerdir. Ve bu içerikleri hangi sistem Türkiye'ye getirecekse biz o sistemin yanında dururuz. Adı başkanlık olur, yarı başkanlık olur, parlamenter sistemi olur. Bizim için adının hiçbir önemi yoktur. Onun için şu anda öncelikle iktidar partisinin, madem ki iktidar partisi hazırlayacak, çünkü diğer muhalefet partilerinin yeni bir anayasa değişikliği, başkanlık sistemi, yarı başkanlık ya da parlamenter sistemle ilgili bir teklifleri gözükmüyor. İktidar partisinden böyle bir teklif bekliyorlar. Biz biliyorsunuz geçmişte meclise anayasa taslağımızı sunmuştuk. Biz yeni bir taslak da sunabiliriz aslında bu konuda Büyük Birlik Partisi'ne. Ama şu anda meclis iktidar partisinin taslağını bekliyor. Biz de iktidar partisinin taslağı geldiğinde nasıl bir sistem öneriyor? Bu sistemin içerisinde ne vardır? Elbette ki bunu gördükten sonra değerlendireceğiz ve görüşmelerimizde kararımızı da ondan sonra açıklayacağız. Şimdiden bir karar açıklamanın ya da görüş beyan etmenin sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Ve inşallah dediğim gibi milletin, memleketin hayrına neyse biz bugüne kadar onun yanında durduk. Bundan sonra da onun yanında durmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım. Tabii her hafta dile getiriyoruz. Ekonomi gerçekten iyiye gitmiyor. Vatandaşımız ağır bedeller ödüyor. Ekonomideki faturalar orta ve daha alt gelir düzeyindeki vatandaşlarımızın sırtına yük olarak biniyor. Borç olarak biniyor. Ve aşırı borç yükü altında da vatandaşımız eziliyor. Devlet kendi çarkını döndürmek için, borcunu ödemek için vatandaşa yüklüyor. Özellikle de dolaylı vergiler aracılığıyla vatandaşa yüklüyor ve maalesef vatandaş adeta bu ağır ve çok kalemli vergiler altında inip inip inmiyor. Türkiye'nin ekonomik krizden çıkmasının yolu üretim, tasarruf
ve istihdamlara geçiyor. Ama maalesef baktığın zaman bunların üçünde de şu anda eksiye doğru bir giriş var. Yani imalat sanayi üretimde düşüş var, işsizlikte artış var, %11'lere gelmiş vaziyette ki bu dediğim gibi resmi. Gayri resmi işsizlik rakamları %20'ler üzerinde. Genç nüfusta işsizlik oranı %30'lara dayanmış vaziyette. Bunun sonu nereye gidecek değerli arkadaşlar? Nereye gidecek bunun sonu? Elbette ki bir yerde patlar. Ve tasarruf. Ama bakıyorsun şu andaki hükümet ekonomiyi canlandırmak adına tüketimi teşvik ediyor. İşte başta kredi kartı kullanımını teşvik etme, özendirme, yeni kart verme ve taksit sayılarını artırma üzere, olmak üzere bunu veriyor. Ve bir de kendi çarpını döndürme için çok kalemli vergileri toplamak için işte vergi barışı, efendim taksitlendirme, bir takım düzenlemeler yapıyor. Bunlar geçici çözümlerdir, palyatif çözümlerdir. Bunların neticede kalıcı olması mümkün değildir. Onun için kalıcı ekonomik tedbirlere geçilmeli. Kemer mi sıkacağız? Kemer sıkmalıyız. Tasarruf mu edeceğiz? Sonuna kadar tasarruf etmeliyiz. Sonuna kadar üretime, imalata yönelmeliyiz ve istihdamı artıracak tedbirler almalıyız. Daha ağır bedeller ödemeden gelecek bir krizde, açık bir krizde, şu anda gizli bir kriz var. Daha ağır bedeller ödemek yerine dediğim gibi daha hafif kontrollü bedellerle bu süreci aşmalıyız. Eğitimle ilgili de bir iki kelam etmek istiyorum. Maalesef okullar açılalı bir aydan fazla bir süre olmasına rağmen kitaplar eksik. Kitaplar yok. Pek çok okullar. Öğretmen açığı var. Öğretmenler eksik. Ve maalesef tam dediğim gibi arzu ettiğimiz bir müfredat yok. Çocuklarımız gerçekten nasıl bir eğitim sisteminde okuyorlar? Tam bir keşmekeş hali. Yani düşünün ki şöyle bir eğitim sistemi olabilir mi ya? Çocuk gece gündüz çalışıyor ortaokulda, TEOG sınavına giriyor. Diyelim en yüksek puanlardan birisini alıyor, 480-490 puan alıyor. Burada diyelim Atatürk Anadolu Lisesi'ne giriyor. Ama lise son sınıfa geldiği zaman dershaneden dönme bir temel isteği. Neden? Sınava hazırlanmak için. Yani bu kadar böyle bir fecaat, böyle bir keşmekeşlik, yani böyle bir sistem olabilir mi? Yani devletin Ankara'daki diyelim en iyi okullarından birisinden dershaneden dönme temel bir liseye gidiyor. Neden? Üniversite sınavına daha iyi hazırlanmak için. Çünkü o okul dershaneden döndüğü için dershane mantığıyla çocuğu üniversite sınavına hazırlıyor. Yani niye bu okullarımız aynı kaliteye getirilmez? Niye bu okullarımız aynı seviyeye getirilmez Ankara'da veya? Niye bu okullarımız aynı öğretmen kadrosuna sahip olmaz, aynı kalitede? Anlayabilmiş değilim. Yani bu kadar zor mu? Aslında zor değil. Kolay. Ama milli eğitimi her alanda olduğu gibi ehliyetli, liyakatlı, gerçekten bu işin ehli olan, eğitimi bilen, liyakat sahibi insanlara verirsen tek amacı da eğitimi düzeltmek olan bu işler düzeltir. Ama öyle olmaz da benim kontrolümde olsun, benim adamım olsun dersen işte bu günleri yaşarız. Dün yaşadık, bugün yaşıyoruz. Yarın da yaşamaya devam ederiz. Buna bir an önce son verilmeli ve eğitimde kalite yükseltilmeli. Bu da dediğim gibi dünyada bunun çok güzel modelleri var. Biz de kendimize has bu anlamda dünyayı da örnek alarak bir model geliştirebiliriz. Kalıcı hale bunu getirmemiz gerekiyor. Ama maalesef bu bugüne kadar da başarılabilmiş değil. Eğer bir ülke eğitimde kötüyse, eğitimde sıfır çekmeye devam ediyorsa diğer bütün alanlarda da başarısızlıkla karşı karşıya kalacağı sonucu kesindir. Türkiye'nin yaşadığı da tam da bugündür. Son olarak tabii hepimiz adalete olan güvenin artmasını istiyoruz. Çıksın bizim Yargıtay Başkanımız, HSYK Başkan Vekilimiz desin ki adalete olan güven %90'lar üzerine çıktı desin. Ama bugün ne diyorlar? Adalete olan güven %30'ların altına düştü diyorlar.
Onun için biz Türkiye'deki bütün süreçlerin hukuk içerisinde yürütülmesinden yanayız. Hiçbir sürecin dediğim gibi bir cadı avına dönüştürülmesini, kurunun yanında yaşın yakılmasını ve at izinin iç izine karışmasına asla ve kata müsaade edilmemesini istiyoruz. Ve gözaltına alınan, tutuklanan, hakkında işlem yapılan kimseler öncelikle neyle suçlandıklarını çok net olarak bilmeliler. Ama maalesef bugünkü uygulamalarda günlerce insan neyle suçlandığını bilmiyor. Dün beni cep telefonundan bir hanımefendi arıyor. Kocasının avukat olduğunu söylüyor. 15 gündür İstanbul'da, vatanda, emniyette tutulduğunu söylüyor. Ve istediği şu, serbest bırakılsın değil mi? Diyor ki, Çağlayan gitsin diyor. Adliye gitsin, hakkındaki suçlama neyse bunu bilelim, bunu öğrenelim. Eğer tutuklanacaksın da tutulsun ama şu şeyden bir çıksın diyor. Şu vatan caddesinden bir çıksın diyor. Yani artık bu noktaya gelmiş insan. Yani bu gerçekten Türkiye'ye yakışmıyor. Türk hukuk sistemine, Türk adalet sistemine yakışmıyor. Yani bu bahsettiğimiz bir avukat. Normal bir insan ne yapacak? Yani bir avukat bile böyle bir feryat ediyorsa, böyle bir feryat ediyorsa normal bir insan ne yapacak değerli arkadaşlar? İşte biz genel başkan yardımcımız Kaptan Kaptan. 70 güne yakın bir süredir gözaltı ve tutukluk süresi var. Daha sonra tutukluk süresi var. Biz somut olarak neyle suçlandığını bilmiyoruz. Aile neyle somut olarak suçlandığını bilmiyor. Hakkında gözaltına alındıktan 4 gün sonra verilmiş bir şikayet dilekçesi var. 20 sayfalık. Ve bu şikayet dilekçesini veren kişinin sosyal medyada konuşmalarında bir sürü farklı ifadeleri var. Bunun kendisine başkaları tarafından yaptırıldığı, işte tehdit edildiği, zorla yaptırıldığı, aslında öyle olmadığı gibi bir sürü şey var. Bunlar da savcılığa teslim ediliyor. Bunlar da savcının bilgisi dahilinde. Ama hala tutukluk hali devam ediyor. Ve biz anlayabilmiş değiliz. Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı. Açık ve net olarak neyle suçlandığı, neyle itham edildiği, hangi sebepten dolayı tutukluluk halinin devam ettiği çok açık ve net bir şekilde sadece bize değil, kamuoyuna da bilgilendirilmesi lazım. Eğer gerçekten hukukta, yani bizim ceza kanunumuzda işlediği suçlar varsa tamam. Ama yoksa niye tutuluyor? Niye tutuluyor? Yani bizim bunun cevabını aramak ve tutukluluğuna derhal son verilmesi talebimizi ısrarla sürdüreceğiz. Eğer hakkında varsa da nihayetinde bir siyasi kişiliktir. Tutuksuz yargılanabilir, tutuksuz bu işler devam ettirilebilir. Aynı şey tutuklu gazeteciler için de geçerlidir. Diğer tutuklu siyasi kişiler için de geçerlidir. Ve dediğim gibi biz bu uzun tutukluluk sürelerinin sonlandırılmasını istiyoruz. Herkes için sonlandırılması. Ve kimin neyle suçlandığını açık ve net olarak bilmesi en doğal hakkı olduğunu düşünüyoruz. Ve burada adalet telasinin şaşmamasını istiyoruz. Herkese, kim olursa olsun dediğim gibi adaletin işletilmesini istiyoruz. Hukukun dışına çıkılmamasını istiyoruz. Ve bizim hukukun üstünde de belki inançlarımız var. Bu inanç ilkelerimize de, felsefemize de, inançlarımıza da aykırı tutumlar içine girilmemesini istiyoruz. Bunlar nedir? Bunlar işte suçun şahsiliği prensibidir. Buna riayet edilmesini istiyoruz. Bunlar nedir? Bunlar işte savaşta bile diyelim ki Müslüman, Türk milleti, bizler asla kadına, yaşlıya, çoluğa, çocuğa dokunmamışsın. Asla kimsenin rızkıyla oynamamışsın. Dolayısıyla da bütün bu hassasiyetlerin gözetilmesini biz arzu ediyoruz ve bekliyoruz. Tabii öbür taraftan şunu da son cümle olarak söyleyeceğim. Türkiye elbette ki 15 Temmuz'da hain kahve bir FETÖ darbesiyle karşı karşıya kalmıştır. Elbette ki bu darbeyi gerçekleştirenler, bunun içinde, kenarında, yanında, sağında, solunda olanlar, bir fiil ya da fikren içinde olanlar elbette ki en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ama bu yapılırken
dediğim gibi mağduriyet alanları oluşturulmamalıdır ve hukukun ve İslam ölçülerinin dışına çıkılmamalıdır. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar.